lanet okulları kaderine terk edilmiş. Faik Yılmaz İpek İlkokulu'nun girişindeki demir sürgülü kapının ayağı kırık. Tek bir demir ile ayakta duruyor. 100 kiloluk demir kapı her an çocukların üzerine düşebilir. 2 ay öncesinden Osman Gazi Kaymakamı Ali Partal'a durumu ilettik. Bizzat konuyla ilgilendi. Osman Gazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bu konuda talimat verdiğini, kantin gelirlerinden 80-90 bin TL maliyeti olan kapıyı Osman Gazi İlçe Milli Eğitim'in yapacağını söyledi. Kaymakamın talimatına rağmen, okulun konuyla alakalı yazılar yazmasına rağmen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gerekli adımları hala atmamış olup çocuklarımızın can güvenliğine tehlike atmış bulunmaktadır. Osman Gazi İlçe Milli Eğitim Müdürü kaymakamı ciddiye almıyorsa halkımıza ve velilerimize bunu gelip okul önünde anlatmalıdır. İlgili kurum ve yetkili kişilerle görüşmemizi zamanında yaptık. Sözlerin yerine getireceğine inandık. Ama sürecin bizleri oyalamaktan öteye gitmediğini hep beraber gördük. Okuldaki bu konular hakkında velilere karşı sorumluluğumuz var. Okulda güvenlik yok. Okul kapısının önünde uyuşturucu var. Demir kapı her an çocukların üzerine düşebilir. Fakat cemaat ve tarikatlara, yandaş firmalara, vergi hafları, para aktarımları gibi konularda sorun yok. Söz konusu halkın çocukları olunca para yok diyenler, okulun kırık kapısını yapmak yerine okullara tarikatların girmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Laik, bilimsel, demokratik eğitim. Laik, bilimsel, demokratik eğitim. Okulda tarikat istemiyoruz. Okulda tarikat istemiyoruz. Devlet okulları kaderine terk edilmiş. Faik Yılmaz İpek İlkokulu'nun girişindeki demir sürgülü kapının ayağı kırık. Tek bir demir ile ayakta duruyor. 100 kiloluk demir kapı her an çocukların üzerine düşebilir. 2 ay öncesinden Osman Gazi Kaymakamı Ali Partal'a durumu ilettik. Bizzat konuyla ilgilendi. Osman Gazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bu konuda talimat verdiğini, kantin gelirlerinden 80-90 bin TL maliyeti olan kapıyı Osman Gazi İlçe Milli Eğitim'in yapacağını söyledi. Kapitalist düzenin bekçisi gerici rejimin yoksullaştırdığı Alacaırka ve Demirkapı halkına dayatılan iki seçeneğe, tarikatlara ve uyuşturucuya hep beraber karşı çıkıyoruz. İkisine de hayır diyoruz. Çocuklarımızın ve halkımızın zehirlenmesine izin vermeyeceğiz. Uyuşturucu, yoksul halkın emperyalistler eliyle zehirlenmesidir. Halkı teslim almanıza, uyuşturucu ile yozlaştırmanıza izin vermeyeceğiz. İçeri giren çıkan belli değil. Önünde uyuşturucu içiliyor. Yani nasıl güvenip de yollayalım biz çocuklarımıza? Buna bir çözüm bulunmasını rica ediyoruz yani. Bir güvenlik, ne bileyim okulun önünde bir uyuşturucu içilmemesini rica ediyoruz. Teşekkür ederim.